Aa, Alma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz tekrar Şükriye Hanım. Hoş bulduk Alma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben anlamıyorum yani neler oluyor? Ben size sorayım aslında Şükriye Hanım. Sizce neler oluyor? Yani neler oluyor bilmiyorum ama niçin başvurduğunu da bilmiyorum. Gerçekten de çok gerginim. Neler oluyor? Ben sizden de önce hani size neler anlattı? Size kendini nasıl hakladı? Ben onları sizden duymak istiyorum önce. Aslında hikaye gerçekten çok enteresan. Ben de çok şaşırdım ilk duyduğumda. Fakat sohbetimiz geliştikçe anlamaya çalıştım kendisini. Çünkü kolay bir hayatı olmamış. Ben önce size şunu soracağım. Kız kardeşinizle aranız nasıldı? Kız kardeşimizle aramız çok iyiydi. Hmm. Ama o geldikten sonra kız kardeşimle aramdaki o şeyi bağ koptu. Kız kardeşimle çok fazla görüşemiyordum. Niçin? Kız kardeşim bir kaza geçirdi evet, beni. Kazadan sonra kız kardeşimi beynini yıkaya 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 kız kardeşimi bizden kopardılar. Ve kız kardeşimi bir odaya kapattılar. Kız kardeşim ölümünü orada beklemek zorunda kaldı. O odaya mahkum edildi kız kardeşim benim. Şimdi benim kız kardeşim bir odaya kapasalar ve orada ölüme mahkum etseler ben dünyaya ayağa kaldım. Yani şikayet etseydiniz? Şikayet edemedim. Ablam hep engel oldu bize. Sen karışma, sen bırak, sen ilgilenme. Hep bize ablam engel oldu. Ama Şükriye Hanım, neden engel olsun? Yani anlattığınız gibi bir odaya mahkum edildiyse, oraya tıkıldıysa ve orada ölüme terk edildiyse... Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz. Alma Hanım, biz bunları sonradan öğreniyoruz. Yani bir tehdit altında mıydı ki kız kardeşi? Baskı altındaydı. Baskı altındaydı. Kimin baskısı? Kemal'in, Özge'nin ikisinin baskı altındaydı. Özge Hanım Kemal'le tanıştıktan sonra o eve geliyor. Ondan sonra benim kız kardeşimi de beynini yıkıyorlar. Özge Hanım'la Kemal hayatını yaşıyor orada. Bütün benim kardeşimin malına, mülküne, iliğine kadar kardeşimi sömürüyorlar ve kardeşimi alıyorlar, tutuyorlar. Kardeşim benim yatalak biliyorsunuz evet, değil mi? Evet. Yatalak. Yatalak olduğu için onu ayrı bir odaya. Tabii dışarıda kimse görmüyor bunu. Kimse görmüyor. Kardeşim de kimseye de bir şey söyleyemiyor, paylaşamıyor, konuşamıyor. Kız kardeşim o da mahkum. Yatmaya mahkum çünkü ihtiyacı var. Yatalak, bakıma muhtaç. Siz baksaydınız. Ya ben düşündüm. Alma Hanım düşünmedim değil. Biz de düşündük ama benim evim çok kalabalık. Kalabalık olduğu için ona ayrı bir oda yapmam lazım. O oda içinde onun yatağı var, özel yatak, makineleri var, koyacak yerim yok. Ama yani Şükriye Hanım şimdi kusura bakmayın ama anlattıklarınız biraz kendi içinde çelişiyor. Kardeşiniz o korkunç kazadan sonra evet, evet felç olmuş maalesef. Fakat aklı gayet yerinde bir hanımefendi. Aslında Alma Hanım size bir şey söyleyeyim mi? O kaza bir oyun. Yani benim fikrim bir oyun. Tabii o dört duvarın içinde neler olup bittiğini biz bilmediğimiz için, kardeşimle de konuşamadığımız için, çünkü kardeşim de anlatmıyordu bize bir şey. O bir oyun. Yani orada bir oyun oynandığını düşünüyorum ben. O mermer nasıl benim kardeşimin üstüne düşüyor da benim kardeşim felç kalıyor? Ben bundan endişe ediyorum. Peki, ben bundan şüpheleniyorum. Bir ispatınız var mı bununla ya, ilgili? İspatım yok tabii ki. Yok. Ama her şey ya sonradan böyle bizim kafamızda gelişmeye başladı. Ben size şunu sormak istiyorum. Tüm bu olup bitenden önce kız kardeşiniz eşiyle mutlu muydu yani bu kazadan önce? Evet, kardeşim mutluydu ama Kemal Bey'in gözü hep dışarılardaydı. Devamlı böyle bir arayış içindeydi. Yani kız kardeşim aslında onu seviyordu ama
Kemal Bey de hep böyle bir arayış içindeydi. Dışarılardaydı gözü. Kemal'in gözü bir an bile dışarıda olmadı. Evine bağlı bir adamdı. Kardeşim yatalaktı. İşini bırakmayı bile düşündü. Ama kardeşimin masrafları çok ağırdı. Çalışmak zorundaydı. Bir kız kardeşinizle konuştunuz mu bununla ilgili? Ya, size hiç dert yandı mı? Hiç yanmıyordu. Kız kardeşim bize hiç anlatmazdı bir şey. O zaman Şükrü Hanım... İçine kapanık biriydi. Bu biraz niyet okuma gibi olmuyor mu ama? Ya, niyet okuma gibi de... Aklı başında sağlıklı bir kadın. Bakın kazadan öncesi. Severek evlenmiş. Evet. Gözü bu kadar her an dışarıda olan bir adamla... Niçin olsun kız kardeşiniz? Vallahi Ava Hanım, yani bilemiyorum ama yani Kemal Bey gerçekten gözü çok dışarılardaydı. Siz Kemal Bey'i ilk günden beri pek sevmemişsiniz. Evet, ama. Sevmedik. Hiç sevmedik. Bir kız kardeşiniz daha var. O evet. Da mı sevmiyordu Kemal Bey'i? O da sevmiyordu. Siz ikiniz anlaşır mısınız kız kardeşinizle? Yani orta halli diyebilirim, orta halli. Gözü hep dışarıdaydı. Evet. Sonra bu trajedi başına geldi. Ondan sonra... Felç kaldı. Kız kardeşim aslında benim kız kardeşimin evine devamlı hizmetçi gelirdi. Benim kız kardeşim neden o evde temizlik yapmak zorunda kaldı? Kemal ne yaptı acaba o evde? Naime kazanın olduğu sabah beni aradı. Yerlere bir şeyler dökülmüş. Onları temizlemeye çalışıyor. Naime de temizlikten hiçbir şey anlamaz. O gün temizlikçinin de izin günüymüş. Yani o evde bir şey yapıldı. Ne yapmış olabilir? Bilmiyorum. İşte yani aslında benim kız kardeşim evde çok fazla temizlik yapmıyordu ki. O büyük işler zaten yapılıyor. Niye benim kız kardeşim büyük iş yapmaya kalksın? Yani orada Kemal... Şükriye Hanım bunu sorsaydınız kardeşinize. Ya soruyorum. Anlıyorum nereye getirmeye çalıştığınızı. Eşinden kaynaklı böyle bir şey olduysa artık bu kadının da diması kapanmamıştır ki yani. Bir insan kendini bu hale getiren bir insanı ifşa eder. Der ki yani benim eşim sebebiyet verdi. Kasıtlı bir şey var bunda, beni kurtarın. Şükriye devamlı olarak Kemal'i suçlu göstermeye çalışıyor. Ama alakası yok. Ben olaya şahidim. Sizin kardeşiniz eşinden boşanmak istiyor. Aslında benim kardeşim boşanmak istemiyor. Boşanmak isteyen insan aynı evde niye yaşasın? Özge Hanım, Kemal Bey'in hayatına girmiyor Şükriye Hanım. Sizin kardeşiniz ve kardeşinizin arkadaşı Özge Hanım'ı Kemal Bey'in hayatına sokuyor. Benim dinlediğim hikaye bu. Sizin kardeşiniz eşine diyor ki hayatını yaşa. Hayatını yaşa. Mutlu olmanı istiyorum. Çocuk sahibi olmanı istiyorum. Biliyorum çok zor anlaşılır bir şey. Ben anlamakta çok güçlük çektim. Hala da anlamakta güçlük Benim çektim. Kardeşim mi bunları söylüyor? Evet. Bunları isteyen benim kız kardeşim mi? Evet. Öyle. Siz bunları sordunuz mu kız kardeşim? Sormadım. Ama öyle bir şey, yani öyle bir şey mümkün olacağını hiç düşünemiyorum. Ben öyle de şey düşünemiyorum. Yok. Peki niçin sormadınız Şükriye Hanım kız ya, kardeşim? Ya sormadım ama benim kız kardeşim boşanmak isteyip de ama aynı evde oturacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey, bu bir plan, bu bir oyundur. Hatta ayrı eve çıkacaklarmış. Fakat kız kardeşiniz iki katlı olduğu için o ev. Birlikte yaşamayı istemiş. İşte benim kız kardeşimin işi diyorum ya, Ahu Hanım, size anlatmaya çalıştığım o zaten. Benim kız kardeşimin beynini öyle bir yıkadılar ki kız kardeşim içine döndü, içine kapandı. Yani kimseye bir şey anlatamıyor. Ağzı dili bağlanmış gibi, ya benim kız kardeşim gerçekten ağzı dili bağlanmış gibi. Herhalde çok sevdiğini düşünüyorum. Kemal'den kopmak istemiyordu. Bütün bunları o sebepten dolayı herhalde... Bunu derseniz anlayabilirim. Bak içine atmıştır. Demek ki o sebepten dolayı içine atıyor. Kazadan sonra da herhalde sanıyorum... Bak sen artık bir yatalaksın. Sana ablaların da bakmaz. Sana kimse sahip çıkmaz. Gel biz bu evde oturalım. Mutlu mutlu geçinelim.
dedi diyor. Demişlerdir diye düşünüyorum. Şükriye Hanım, orada küçük bir ayrıntı var ama önemli bir ayrıntı. Bunları sıralarken ablaların da sana bakmaz demiştir dediniz. Düşüncesiyle işte yani o Özge ile Kemal benim işte kardeşimin beynini öyle yıkamışlardır. Baktınız mı pek kardeşinize? Tabii ki gidiyordum ama bana göstermiyorlardı ki. Yani ben Özge eve geldikten sonra zaten biz o eve giremiyorduk zaten. Biz, nasıl yani? Tabii ki. Bize kapılar kapandı. Kapılar kapandı bize. Benim kız kardeşimin de beynini yıkaya yıkaya işte biz burada yaşayalım, mutlu mutlu beraber yaşayalım diye diye bu olayı buralara kadar getirdiler. Peki gidiyorsunuz, kapı kapansa da Şükriye Hanım, kırar insan o kapıyı ya. Nasıl kıracağız? Kardeşinize ya? Ulaşamıyorsanız, kardeşiniz ya, felçli. Kardeşime... Bir çare düşünsenize, gidiyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Kaç defa daha gidip geri dönebilirsiniz? Ya kırarım ben onu. Gidiyorsun, kapı kapalı. Bir evet. Ki ertesi gün gidiyorsun, açıyor evet. İşte gene şey yapıyor. Tabii ki tembihleniyor. O orada... Korkuyor mu diyorsun kardeşiniz? Ya bizim benim kardeşim yatalak kaldıktan sonra zaten... Hani sana, bana bir kimse bakmaz, bana sahip çıkmazlar korkusuna... Demek ki onun beynini öyle yıkadılar. Onun beyni öyle yalnız yıkandı. Yalnız kalmaktan, terk edilmekten. Evet, yalnız kalmaktan, terk edilmekten. Deseydiniz yalnız değilsin, biz varız kardeşim. Kemal var çünkü yanında. Hani Kemal ile Özge, hani en azından da Kemal de değer veriyordu, seviyordu ya Kemal'i. En azından Kemal de burada. Özge'ye de göz yumdum. Nasıl olmasa yatalağım. Ben bunları böyle hani kabulleneyim şeyini. Kabullendi yani.